Biz Sarıkeçililer Anadolu'ya bundan 1000 yıl kadar önce geldiğimizi söyler atalarımız. 1000 yıl kadar önce gelen Sarıkeçililer Anadolu'da konar göçer olarak yaşamaktayız. Kışları Akdeniz sahillerinde Mersin'in Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Günler sahillerinde yaşarız. Yazları ise Orta Toroslar'da Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Karaman'ın Ermenek gibi yüksek yaylalarda yaylarız. Geçimimizi kıl keçiden elde ettiğimiz, keçi peynirimiz, keçi sütümüz ve keçilerin etinden elde ettiğimiz yani geçimimizi, geçim kaynağımız kısacası keçilerimizdir. Öyle bir kültür vardır ki bizde buram buram ya dağlardan toplamış olduğumuz otlardan kök boyalar yaparız. Keçilerimizden, koyunlarımızdan eğilmiş olduğumuz yünleri dokumalar yaparız. Bunlara değişik nakış isimleri veririz. Bambaşka bir kültürümüz vardır yaşamakta olan, hala yaşamakta olan. Son yıllarda öyle bir baskı arttı ki üzerimizde, ormancılar nereye vardıysak oraya konamazsınız. Oraya çadır kuramazsınız, orada hayvan otlatamazsınız. Öyle bir büyük baskı var ki nerede çadır kurduysak her kurduğumuz çadırın başına bir ormancı kesin gelmiştir. Ve son yıllarda hızlı bir orman ekibi çıkartılmıştır. Hızlı bir orman ekibi, öyle ki hiç haberin olmadan, daha sen çadırın kurup ateşin yakmadan başına ormancı dikilmiştir. Burada yasak, burada hayvan otlatamazsın. Hadi kaldın yorgunsun, 5 milyar, 7 milyar gibi, 3 milyardan başlayan 5 milyara kadar hayvan otlatma cezası ödüyoruz. Ve o yetmiyormuş gibi psikolojik baskılar üzerimizden hiç eksilmedi. Her geçen gün baskı var. Neymiş, kıl keçi yasakmış. Kıl keçiyle ormanlara giremezmişiz. Kıl keçi ormana zarar verirmiş. Üzerimizde inanılmaz büyük baskılar var ki insanlarımız bu baskıdan dolayı hayvanları azalttılar. Ve o da yetmiyormuş gibi bu baskılardan dolayı Karaman'a isyan ettirildik. Karaman'a isyan ettirilen insanlarımızın eğitimi yok, mesleği yok, geliri de yok. Bu nedenle çoklarının psikolojileri bozuldu. O bölgedeki insanlarımızı gördüğümüz zaman içlerimiz yanıyor. Öyle bir büyük kültüre sahip, 1000 yıllık bir tarihe sahip o şanlı şerefli Sarıkeçililerin hüzünle, yani böyle üzüntüyle seyrettiğimiz bir tabloda gözümüzün önünde devam etmekte. O bu acı gerçekler yetmiyormuş gibi son yıllarda bir de barajlar çıktı karşımıza. Bizim göç ettiğimiz güzergah üzerinde, İlkbahar göçünde de üzerinden geçtiğimiz ve boyundan geçtiğimiz Göksu Havzası, sonbahar göçünde de hayvanlarımızı suladığımız, hayvanlarımızı ve insanlarımızın sürekli su kullandığımız Göksu Havzası'nın üzerine birdenbire barajlar dikilmeye başladı. Bu barajlar öyle bir baraj ki biz hayvanlarımızı nerede sulayacağımızı da şaşırdık. İnanılmaz bir baraj ki biri yetmezmiş, ikisi yetmezmiş, üçü yetmezmiş gibi sayısızca barajlar yapılmaya başladı. Hiç bize sorulmadı. Sadece bize hayvanları otlatmak yasak, buradan göç etmeniz yasak. Asıl amaç da buymuş sanırım. Bu barajlar bizi öyle bir büyük etkiledi ki hayvan sulayacak yerimiz yok. Eğer ki bu barajlar tamamlanırsa, planladıkları gibi sayıları 60'a varacak olan barajlar yapıldığı takdirde tek bir hayvan kalmayacak. O yüzden Anadolu insanı ayıktı. Bizim gibi sorunları, sıkıntıları olan insanlar Büyük Anadolu yürüyüşüne geçtiler. Bizler de devemizle, keçimizle 40 gün 40 gece yürüyeceğiz. Ülkemizin 7 kolundan yola çıkan bu kervanlar Ankara'da buluşacak. Bu yanlış alınan kararlar inşallah geri döndürülünceye kadar biz de mücadele sürdüreceğiz. Büyük bir eylem başlattık. Bu eylemimiz inşallah güzel bitecek ve Göksu üzerine yapılması planlanan barajlardan vazgeçecekler diye düşünüyoruz.